Ajans bugün başlıklar böyle. Başlıklarda da aktardık ne var ne yok kısmında. Yurt dışından tahliye eden öğrencilerin artık yurtlarda karantina altında olduğunu biliyoruz. Şimdi o karantina odalarından birisine geleceğiz. İtalya'dan gelen ve karantinadaki öğrenci yurduna kalan bir arkadaşımızla konuşacağız. Emir Ateşdağlı ile konuşacağız. Bakalım neler yaşıyorlar. Emir Ateşdağlı, önce hoş geldin diyelim Türkiye'ye. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Neler yaşıyorsun an itibariyle? An itibariyle tabii ki de tüm öğrenciler olarak dün gece itibariyle Samsun'a iniş yapmış bulunmaktayız. Çok mutluyuz öncelikle. Devletimizin bize bu imkanı sağlamasına, bizi ülkemize kavuşturmasından dolayı çok mutluyuz. Tüm öğrenciler adına tekrar tüm devlet büyüklerine başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanımız Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tabii ki de Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkürlerimizi Mehmet Kasaboğlu'na sunuyoruz. Önce İtalya'da neler yaşadığınızla başlayalım. Neler yaşandı İtalya'da sizin de yaşadığınız bölgede? Ben Roma'da eğitim görüyorum. Tabii İtalya'daki salgın çok kötü bir boyutta. Özellikle kuzey bölgelerde yaşayan arkadaşlarımızın çok çok daha fazla sıkıntı çektiği haberleri bize geliyordu. Özellikle ağır bir karantina var. Herkesin de tabir bildiği gibi, takip ettiği gibi. Artık yavaş yavaş İtalya hükümetinin daha da sert tedbirler alacağı da söyleniyordu. Tabii bu da bizi biraz endişelendirdi. Çünkü sağlık sisteminde yaşanan sorunları İtalya da her dakika zaten konuşuyor. Biz de bunları duyuyorduk. Hani aramızdan birine bir şey olursa ne olacak? İtalya'da ATM'lerdeki paralar kısıtlanabilir, para çekimi gibi konularda tabii ki de endişelerimiz vardı. Bunları da sosyal medyadan dile getirdik ve devletimiz de bizim sesimizi duyarak bizi ülkemize kavuşturdu diyelim. Evet. Karantinadaki ilk günden bahset bize biraz. Nasıl geçiyor vakit? Ne yapmayı planlıyorsun bu 14 gün boyunca? Yani ilk gün güzel geçiyor. Tabii biraz geç geldiğimiz için herkeste bir yorgunluk var hala. Bir yol yorgunluğu var, herkesle konuşuyoruz. Ama buradaki şartlar gerçekten beklediğimizin de üstünde bence. Yani bu kadarını beklemiyordum diyebilirim. Devletimiz bu konuda çok iyi çalışmış. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu günleri sakinlikle, yani biraz da ders yaparak tabii ki kendimizi geliştirerek, ben bütün arkadaşlarımın da böyle yapacağını düşünüyorum. Evet. Kendi morallerimizi iyi tutarak bu 14 günü tamamlayıp ailelerimizin yanına o kavuşma gününü bekliyorum. Şimdi ilk gün ama ilerleyen günlerde mesela çok internete ihtiyacın en fazla olduğu zamanlar olacak bu günler içinde. İnternet hizmetiniz var. Şu an internetten görüşebildiğimiz kadarıyla zaten bunu anlayabiliyoruz. Ne imkanlarınız var? Ne sağlanıyor? İstediğiniz her şey yerine getirilebiliyor mu? Şu ana kadar aldığımız yemek ihtiyaçlarımız, yeme içme ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Onlarla ilgili bir sorun yaşamadık şu ana kadar. Zaten kat görevlilerimiz var. Bir şey olduğu zaman kat görevlisine çıkıyoruz, sesleniyoruz. Dediğiniz gibi hijyen konusunda bize bırakılan bir kit var. O kitlerin içinde bütün işte sabunumuzdan tıraş makinemize, yani tıraş bıçağımıza, diş macunumuza, diş fırçamıza kadar her şey var. Yeteri sayıda tuvalet kağıdımız da bırakmış herkes. Yani yani şu anlık pek bir sıkıntımız yok. Evet. Yani şu an her şeyimiz şu an var. Aileniz de tabii ki sabırsızlıkla bekliyor size kavuşacağı günleri. Nerelisiniz öncelikle? İstanbul. Ailenizle de aileniz geldi mi oraya? Tabii ki sizi göremeyecekler ama en azından o bölgeye gelip. Yok, zaten her dakika internet vasıtasıyla görüşebildiğimiz için internetin tabii şu an teknolojinin faydalandığı. Şu an şey yapıyorum. Peki İtalya'da kalan başka arkadaşlarınız var mı? İtalya'daki öğrenci arkadaşlarla da irtibat halinde misiniz mesela? Evet, zaten öğrenci gruplarımız var. Her bölgede yanların kendi kurduğu. Oradan konuşuyoruz. Bugün de zaten şimdi hatta konuşuyorduk, bilgilendirme yaptık birbirimize. Onlara da burada daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledik. Biz de şu an tabii döndüğümüz için mutluyuz. Onlara da buradan kendilerine dikkat etmelerini önemli tavsiye ediyoruz. Evet. Emir Ateşdağlı, şimdi daha önceden sizinle konuşmadık ama eğer mahrem değilse ve mümkünatı varsa teknolojik olarak bir odayı görme şansımız var mı? Tabii, yani küçük gösterebilir miyiz? Tabii böyle evet, canlı yayına şöyle bir kamera. Evet. Kamerayı döndüreceğim. Bir saniye. Bir saniye. Biraz
dönüyor mu diye bakıyorum. Kamera dönmüyor. Tamam, böyle göstereceğim. Tamam. Şimdi öncelikle böyle 3 tane yatak var. Bize tahsil edilen bir yatak var. Siz tek kişi kalıyorsunuz tabii ki. Evet. Bütün odalar tek kişi, onu söyleyeyim. Böyle bir bize kit bırakıldı. Şunu şuradan görebiliyorsak. Evet, görebiliyoruz. Islak mendil, tuvalet kağıdı ekstra da içeride var. Yine havlular var. Şampuan, el kremi, el sabunu. Evet. Yani bütün temel ihtiyaçlarımız var. Burada var. Şöyle bir masamız var. Şöyle göstereyim ona. Burada yani yerleştirdiğimiz eşyalarımız var. Hı hı hı. Suyu. Şöyle getirirsem şurada banyoyu da göstereyim son. Evet. Bir. Temizlenmiş ve size hazırlanmış bir odayı görüyoruz. Değil mi? Böyle evet, duşumuz dediğiniz gibi. Ve tabii ki bu da tuvalet. Şöyle göstereyim. Her yer tert. Yani bizim aldığımız şekilde böyle. Peki. Tabii ki de şöyle antreyi de gösterelim. Giriş, kapı girişlerimiz. Kapılarımızın üstünde isimlerimiz var. Evet. Her kapının önünde. Alışverişi de yapıyorsunuz kas görevleriyle. Alışverişi... Biz direkt kapının önüne çıkartıyoruz kendilerine. Alışveriş konusunda da şöyle söyleyebilirim. Şu an hiçbir denemem olmadı bu konuyla ilgili. Kendilerine hatta bir sormuştum nasıl yapabiliyoruz diye. Onunla ilgili bir geri dönüş bekliyorum. Onunla ilgili bir geri dönüş alacağız. Hayır, kat görevlileriyle bir şey alıp verirken kat görevlileri muhtemelen koruyucu kıyafetler giyiyorlar değil mi? Nasıl bir temasınız? Temas olmuyor birebir ama nasıl alışveriş yapıyorsunuz kat görevlileriyle? Zaten biz de kendi üzerimize o çıktığımız zaman dışarı dikkat ediyoruz. Onu söyleyebilirim. Hani eldiven olsun, hepimizde bu tip şeyler var yanımıza getirdiğimiz. Hı hı. Hani çok birebir temas. Zaten evet, buraya getirilen her şey bildiğim kadarıyla önceden zaten aşağıdan bir şey bile istesek steril edilerek getiriliyor. Evet. Yani hani o yüzden zaten steril olmuş halde geliyor bize. Bir kantin gibi bir olayı var buranın. Ayrıca internet üstünden yazabiliyoruz kendilerine. Onlar evet, bize istediğini galiba getiriyorlar. Peki. Daha deneyen bir çok yok ama deneyeceğiz. Evet, peki. Emir Ateştağlı, çok teşekkürler. Sana da iyi istirahatler diyelim. Bu süreci tamam, de keyifli değerlendirmeni temenni ederim. Görüşmek üzere.